23. madde üzerinde 3 önerge vardır. Aykırılık sırasına göre işlem alacağım. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 41 sıra sayılı maden kanunuyla bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamede değişik yapılmasını öngören kanun teklifinin 23. maddesinin tekliften çıkarılmasını arzu ve teklif ederiz. Kazım Arslan Denizli, Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa, Taceddin Bayır, İzmir, Müzeyyen Şevkin Adana, Tahsin Tarhan Kocaeli, Ahmet Akın Balıkesir milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkan. Önerge hakkında konuşmak üzere Sivas Milletvekili Ulaş Karasu. Buyurun Sayın Karasu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Maden yasası üzerinde bir konuşma hazırlamıştım. Fakat AKP Genel Başkanlığı'nın Sivas'ta yapmış olduğu miting konuşmasının içeriğimi değiştirmeme neden oldu. AKP Genel Başkanlığı'nın 8 Şubat Cuma günü Sivas'ta gerçekleştirdiği mitingin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen mitingde yaptığı açıklama ülke gündeminde hala konuşulmakta. Her seçim dönemi ne yazık ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan Sivas'a gelir, insanlarda umut uyandıran sözler verir. Ne yazık ki bu sözlerin çoğu havada kalır, Sivas kaderine terk edilir. Değerli arkadaşlar, AKP iktidarının son 10 yıllık süreçte Sivas'ta yaptığı mitingler ve verdiği sözler noktasında sizlere örnekler vermek istiyorum. Bakın, Recep Tayyip Erdoğan 09.06.2011 tarihinde yaptığı Sivas mitinginde 2008 yılında ihalesi yapılan Sivas-Ankara hızlı tren projesinin 2014 yılında biteceğini ifade etmiştir. Cuma günü yaptığı mitingde ise bu projenin 2020 yılında tamamlanacağını belirtti. Umarım bu tarihte proje tamamlanır ve biz de bu proje ile ilgili sonraki seçimlerde yeni bir tarih duymak zorunda kalmayız. Oysa ki Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan Sivas-Ankara demiryolu hattının temeli 1925 yılında atılmıştır. Savaştan yeni çıkılmasına ve o dönemin şartlarına rağmen demiryolu hattı 5 yılda tamamlanmış, 1930 yılında açılışı yapılmıştır. Bugünkü teknolojide ise Sivas-Ankara hızlı tren projesi 12 yılda bitirilememiştir ve ne zaman biteceği de belli değildir. Bu hattın bu kadar uzamasının tek nedeni olsa olsa siyasi iktidarın beceriksizliğidir. Yine 2011 mitinginde Sivas'a 600 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi vaat edilmiş. Bu vaat 4 Haziran 2015'teki mitingde bölge hastanesine dönüşmüştür. Yapılan hastane ne eğitim ve araştırma hastanesi ne de bölge hastanesidir. İçerisinde yeterli sayıda doktor bulunmayan, yeterli hizmeti veremeyen yetersiz bir hastane yapılmıştır. Doğal olarak hastane ihtiyaca cevap verememiş ve 2 yıl sonra ek binalar yapılmaya başlanmıştır. Yaşanılan bu süreçte Sivas'ta bulunan Devlet Demiryolları Hastanesi, Kızılay Hastanesi, Askeri Hastane ve SSK Hastanesi kapatılmış, kapatılan bu 4 hastane yerine sadece bir hastane yapılmıştır. Recep Tayyip Erdoğan Sivas'ta gerçekleştirdiği son mitingde kadro talep eden TÜDEMSAÇ çalışanlarını azarlayarak kendisinin de ifade ettiği gibi farklı bir siyasetçi olduğunu göstermiş, geçmişte yaptığı gibi vatandaşlarımıza fırça atma alışkanlığını Sivas'ta da sürdürmüştür ve vatandaşını azarlayan Cumhurbaşkanı olma özelliğini korumuştur. Bahsi geçen TÜDEMSAÇ fabrikası Cumhuriyet Halk Partisi döneminde 1939 yılında kurulmuş, Sivas'ın büyümesine, gelişmesine ve sosyal yaşantısına büyük katkı sunup binlerce kişiye istihdam sağlamıştır. Şimdi bu fabrikanın genel müdürlüğü sizin döneminizde Sivas'tan Ankara'ya taşındı. Geçmişte dikim evini ve bölge müdürlüklerini Sivas'ta kapattınız. Sakın bu fabrika üzerinde de farklı oyunlar oynamaya kalkmayınız. Bu fabrika tüm Sivaslıların kırmızı çizgisidir.
Yine mitingde tarım politikalarınızdaki beceriksizliğinizin bir sonucu olarak ortaya çıkan sebze ve tarım ürünlerindeki artışı görmezlikten gelip bunlar bir merminin fiyatının ne olduğunu bilmiyorlar demek insan aklı ile dalga geçmekten başka bir şey değildir. Bu ülke domates, patlıcan, narenciye, biber satarak İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nı, Seydişehir Alüminyum Tesislerini, Ali Ağa Rafinesini, Nazilli Sümerbank Fabrikası'nı yapmıştır. Kasasından da bir kuruş çıkmamıştır. Şimdi tarımı getirdiğiniz nokta ise tarlasını ekemeyen çiftçi, ithal edilen tarım ürünleri ve sonunda tanzim satış kuyruklarıdır. Recep Tayyip Erdoğan 4 Haziran 2015'te Sivas'a 14 milyar TL yatırım yaptık dedi. Bu rakamı 8 Şubat 2019'da 28 milyar TL'ye çıkarttı. 44 ayda Sivas'a 14 milyar TL'lik hangi yatırımlar yapıldı? İnanın bütün Sivaslılar merak etmektedir. Yine AKP Genel Başkanı mitingde diyor ki bizden önce Sivas'ta üniversite var mıydı? Sayın Erdoğan, Sivas'taki üniversitenin adı Cumhuriyet Üniversitesi'dir. Cumhuriyet'in 50. yılında kurulmuştur. 82 milyon vatandaşın Sayın Karasu, bir dakika. Tamamlayalım lütfen. 82 milyon vatandaşın hangisine sorsak adında Cumhuriyet olan, Atatürk olan bir kurumun sizin döneminizde yapılmadığını bilir. Siz 17 yılda yaptığınız hangi kuruma Cumhuriyet ya da Atatürk ismini verdiniz de Cumhuriyet Üniversitesi'ni biz yaptık diyerek sahip çıkıyorsunuz. Değerli milletvekilleri, sürekli ayrıştırıcı dil kullanmaktan kaçınmayan AKP'li siyasiler Aydın mitinginde de buna devam ettiler. Diyor ki Sayın Erdoğan, 18 Mart 1915 ruhunu bilir misiniz? Çorbayı paylaşan ruhu bilir misiniz? Asıl o ruhun ne olduğunu siz öğrenin. O ruhun komutanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Devamı Kuvayi Milliye'dir. Devamı Cumhuriyet'tir. Devamı devrimlerdir. Bugün saraylarda oturup binlerce korumayla gezenler asıl Çanakkale ruhunu bilmeyenlerdir, anlamayanlardır. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmiştir. Kabul edilmemiştir, düzeltiyorum. Buyurun Sayın Zengin. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Çok değerli milletvekilleri, hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Milletvekili Karasu'yu dinledim. Doğrusu arkadaşlarım yolda almak istiyorlar ama Cumhuriyet ve Atatürk üzerinden yaptığı polemiğe itiraz etmemek mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi anlamamakta ısrar ediyor ama Cumhuriyet hepimizin ortak değeri. Atatürk bu ülkenin ortak değeri. Bu manada eğer buradan yola devam edeceksek o halde sormak lazım. Adı Cumhuriyet olan bir partiye niye insanlar oy vermiyor? Demek ki sadece isimden yola çıkarak bir şey kazanma şansına sahip değilsiniz. Biz bu ülkede Cumhuriyet adını koruyan, muhafaza eden bir partiyiz. Atatürk'le alakalı bütün değerleri muhafaza eden bir partiyiz. O sebeple buradan yola çıkarak AK Parti'yi, Sayın Cumhurbaşkanımızı küçümsemeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Altını çizmek istiyorum. Teşekkür ederim. Bir sisteme girin Sayın Bakanım. Sayın Özel. Sayın Başkan, tabii Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekillerinin sözcülerinin ağzından Cumhuriyet ortak değerimizdir, Atatürk ortak değerimizdir gibi sözler duymak güzel. Ama galiba bu sözleri şöyle pekiştirmek veya bu sözleri şöyle boşa düşürmemek lazım. Atatürk'e muhabbet besleyen ne elüme ne dirime gelsin diyen bir adama hasta ziyaretine giderseniz, elini tutarsanız, fotoğraf verirseniz, her 10 Kasım'da saat 9:05 geçe kenefe giden diyen bir adama 9 Kasım günü Diyanet İşleri Başkanı'nı yollar cübbesiyle, resmi kıyafetiyle o fotoğrafları da 10 Kasım 9:05 geçe servis ettirirseniz ya da Atatürk'ün manevi evlatlarına ve değerli annesine en ağır ithamları, iğrenç iftiraları söyleyen bir kadını sizin Genelkurmay Başkanınız gidip bir hastanede ziyaret eder ve o fotoğrafları Genelkurmay'ın internet sitesine koyarsa o zaman size sorarlar. Ya ortak değerimize karşı bu kadar...
Çalım arkadaşlar. O zaman size sorarlar. Ortak değerimizse madem sizin bakanınız, Diyanet İşleri Başkanınız, partinizin kurucu genel başkanı ve şu anki genel başkanı bu ziyaretleri niye yapıyor? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Sizin yaptığınız sözünüz mecliste tutanak altındaki durumunuz mu? AK Parti'nin gerçek durumu yoksa yaptığınız bu ziyaretlerdeki duruşunuz mu? Bunu açıklığa kavuşturun. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Zengin. Sayın Başkan, ben ve arkadaşlarım hiçbir şeyi tutanak altına girsin diye söylemiyoruz. Tutanaklar evet burada mevcut ama asıl mesele olan insanların kafasında var olan şey, yaptığımız işler. Bir defa şunu belirtmek isterim. Siz kabul etseniz de etmeseniz de Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin cumhurbaşkanıdır. Sizlerin de cumhurbaşkanıdır. Diyanet İşleri Başkanınız diyorsunuz. Demek ki sizin bu işlerle pek alakanız yok. Bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanıdır. Bir saniye lütfen. Konuşurken müsaade eder misiniz? Kelimelerimi tamamlayayım. Şimdi Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nı başka bir vesileyle bu olaydan kısa bir süre sonra ziyaret etmiştim şahsen. Kendisi bu ziyaretin bir planlı ziyaret olmadığını, kendisinin daha evvel onunla olan geçmişe dönük olan hukukuna binaen çok ağır hasta olması hasebiyle bir ziyarette bulunduğunu ifade etmişti. Burada bütün mesele şudur. İnsanların hayatı bir bütün baktığınız zaman. Çok yaşlı. Açalım arkadaşlar. Gelmiş bir kişiyle ilgili olarak siz tek bir şeyden yola çıkarak bütün bir partiyi, Cumhurbaşkanımızı, Diyanet İşleri Başkanı, Genelkurmay Başkanı'nı, daha evvel Genelkurmay Başkanlığı yapan Milli Savunma Bakanı'nı bu şekilde itham etme hakkına sahip değilsiniz. Onları eleştirebilirsiniz. Ama bu ziyaretlere binaen bu ülkedeki bütün değerleri sadece size ait olduğunu, başka siyasi partilerin bunları sahiplenemeyeceğini söyleyemezsiniz. Bu hakka sahip değilsiniz. Bunlar siz kabul etseniz de etmeseniz de bizim ortak değerlerimiz. Sizin kanaatlerinizden de çok bağımsız bir durum. O sebeple Türkiye'de insanlar zaten tabloyu görüyorlar. Kimin ne yaptığını, nasıl yaptığını, kimin işlerin kelimelerde kaldığını ama kimde hangi siyasi partinde gerçekte icraatta var olduğunu görüyorlar. Cumhuriyet Üniversitesi'ni bugünkü hacmine getiren, bu kadar başarılı büyük bir üniversite yapan kesinlikle AK Parti iktidardır. Bunun altını tekrar çizmek istiyorum. Teşekkür ederim. Sayın Özel. Sayın Başkan. Ölüye değil diriye ziyaret yapıyorsunuz. O diri demiş ki Atatürk'e zerre muhabbet besleyen ne dirime ne ölüme gelsin. Siz buraya ziyarete gittiğinizde bir de şunu düşünün. Bütün havuz medyası bir Photoshop üzerinden olmayan ziyaretlerden vay efendim CHP'nin milletvekili terörist cenazesine mi gitti? Adam diyor ki şeriat gelsin isterse cumhuriyet yıkılsın daha yeni dedi. Bundan büyük bölücülük, bundan büyük vatan hainliği, bundan büyük cumhuriyet düşmanlığı olur mu? Ziyaretlerinizle bu adamı ve fikirlerini meşrulaştırıyorsunuz. Sonra da dönüyorsunuz. Utanmadan, sıkılmadan biz de Atatürkçüyüz, biz de cumhuriyetçiyiz. Cumhuriyet yıkılsın, şeriat gelsin diyen namussuzu selamlayanları da, ziyaret edenleri de, sahip çıkanları da sonuna kadar kınıyoruz. Yazıklar olsun. Sayın Zengin, buyurun. Açalım arkadaşlar. Son ben de Sayın Başkan. Şimdi eğer Türkiye Cumhuriyeti'ni bu kadar çok seviyorsanız yaptığınız işlerle bunlarla paralellik arz eder. Sizler yaptığınız işlerde görüyoruz ki her daim terörle yan yana duran bir sürü yapıyla yan yana gelmekte bir çekince, bir rahatsızlık duymuyorsunuz. Duymuyorsunuz. O sebeple lütfen rica ediyorum. Yani burada insanlar hayatları boyunca yaptığı işler konusunda kendileri mesuldürler. Mesuller. Herkesin kendi mesuliyeti kendisine. Ama siz bu ziyaretlerden yola çıkarak, bunlardan yola çıkarak ne Sayın Cumhurbaşkanımıza ne de AK Parti'ye bu tarz böyle ağır ithamlar, yok efendim rezillik, şunlar bunlar, bunları söyleme hakkına sahip değilsiniz. Herkes benim kendi hayatına bir baksın. Tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Özel. Sizin arkadaşlarınız çok konuyla ilgili konuşuyor sanki. Arkadaşlar. Yani havanda su dök, bol yok. Sayın Başkan. Kendisi
siz diye kullanırsanız sevineceğim. Siz tercih ediyorum. Teşekkür ederim. Bir korsan giriş oldu ama neyse. Ay, siz her daim yapıyorsunuz. Sayın Başkan, birincisi herkes kendi hayatına baksın diyor ya. Biz gömlek çıkaranlardan, ceket çıkaranlardan değiliz. İdeolojimiz belli. Partimiz belli. Yol arkadaşlarımız belli. Kurucumuz, önderimiz belli bir. Kendi adına AK Parti densin isteyip AKP denince kızıp tüzüğünde adı iyi olan bir partiye ip, CHP olan bir partiye CHP, ona terörist, buna çukur, buna çömlek diyecek kadar tükenmiş bir siyasetin, sanatın içine tüküren, siyaseti rezalete dönüştüren bir şeytanlaştırma dilinden başka umut siyasetinde hedefi kalmayıp korku siyasetine sığınanların meclisteki tükenmişliğini kamuoyuna arz ediyoruz. Söz veriyorum. Buyurun Sayın Zengin. Sayın Başkan, bu tartışma nereden başladı? Sayın Hatip kürsüye geliyor. Sivas'ta yapılanlarla alakalı bir konuşma yapıyor. Biz sakince dinliyoruz. Şu cümle çıkmasa, ki bu tükenmişlik sendromunun tam bir tezahürüdür. Adı Cumhuriyet olan, adı Atatürk olan bir şeyi siz yapar mısınız demese kürsüde, biz hiçbir şey söylemeyeceğiz. Hem sataşacaksın böyle çok çirkin bir şekilde, siz tükenmişsiniz ya, başka malzemeniz yok. Bir Cumhuriyet, bir Atatürk, bir onunla ortaya çıkıyorsunuz. Biz de diyoruz ki bunlar sizin malınız değil, bütün siyasi partilerin, milletin değerleridir diyoruz. Bu kadar. Birleşime 10 dakika ara veriyorum.